Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir MOU ile beraberiz. En çok sorulan sorulara elimden geldiğince cevap vereceğim. En çok sorulan sorular: Mirem oynanır mı? Mirem'den nasıl para kazanırım? Bu kazandığım parayı nasıl gerçek paraya çeviririm gibi sorular. Oyunu ilk çıktığı dakikadan beri oynuyorum. Biraz zor bir oyun. Onu kabul etmem gerekiyor. Yani beni çok zorladı. XP kazanmak olsun, belirli bir level'dan sonra XP'leri almak, yani farm yapmak, görevler bittikten sonra oyunun sizi yalnız bırakması ve sizin tek başınıza XP kasmanız. Şimdi öncelikle para kazanmak için şuradaki minik level'ınızın en az 30 level olması gerekiyor. Yani 25, 26, yani 20 üzeri olabilir. Yani 20 üzeri, 23-24'lerde her taşa vurduğunuzda size 45-50 Dark Steel verir. Ama 30 level olduğunuzda bu da size 40-50-60 veya farm yaptığınız yere göre değişir, 70 Dark Steel verir. Yani minik level'ınız ne kadar yüksekse her Dark Steel kazdığınızda size Dark Steel verme oranı yükseliyor. Bu yüzden de oyundaki Dark Steel kazmak istiyorsanız, yani para kazanmak istiyorsanız minik level'ınızın birazcık yüksek olması gerekiyor. 30 level'larda falan olması gerekiyor. Çünkü Dark Steel bu oyunda inanılmaz önemli. Craft yerine girdiğimizde bir item craftlayacağınız zaman gördüğünüz gibi 2000 Dark Steel istiyor. Yani yeşil bir kolye craftlamak istediğinizde 2000 Dark Steel istiyor sizden ki bunun da bir garantisi yok. Craftlamaya basıyorsunuz ki ben bundan, bu kolyeden 2 tane yaktım şu ana kadar. Ve 4000 Dark Steel'im gitti. Ve ben bu oyunu free to play oynuyorum. Para yatırmadım. Free to play nereye kadar gidebilirim onu deniyorum. Mavi itemlerde 30.000 Dark Steel istiyor gördüğünüz gibi. Ve yani craftlayıp craftlamayacağınız garantisi yok. Çünkü oyunun şans oranı o kadar düşük ki, İnanılmaz düşük yapmışlar şans oranını. Bir item craftlama, yani craftladığınız item yansa bile size Dark Steel'i geri verse o zaman tamam, ama iteminiz yandığı zaman Dark Steel'iniz de gidiyor. Zaten bir free to play oyuncusunuz, zar zor biriktiriyorsunuz ve bir iteme bastığınızda yanması inanılmaz bir acı veriyor. Ben o kolyeyi çok istiyordum. Kolyeyi craftlamayı çok istiyordum. Ondan denedim iki kere. 4000 Dark Steel'im bitti. Dediğim gibi yani burası da Snake Pit. Yani karakteriniz 40 level olduğunda burası açılacak. Minik level'ınız da yüksekse, yani 30 level'sa burada kazım yapabilirsiniz rahat rahat. Dark Steel. Kazdığımız Dark Steel'ler 1 milyon Dark Steel sanırım. Biriktiriyorsunuz. Buradan Broka'ya çeviriyorsunuz. Tabi burada Play Wallet cüzdanı açmanız gerekiyor. Üye olmanız gerekiyor. 1 milyon Dark Steel birittiğinizde bunu drone'a çeviriyorsunuz. Drone'da şu anda sanırım 0.0033 veya 34 değişmiş de olabilir şu an dakikadan itibaren. Bunu drone'a çeviriyorsunuz. Drone'dan da cüzdanınızdan gerçek paraya çeviriyorsunuz. Tabi 1 milyon Dark Steel biriktirmeniz gerekiyor. Craftlamada 2000 Dark Steel, 30.000 Dark Steel'ler, her şeyin Dark Steel olduğu bir oyunda ne kadar biriktirirsiniz onu bilmiyorum. Ben dediğim gibi free to play olarak gidiyorum. Daha hiç para harcamadım. Çünkü Dark Steel kazmanız için 10 dolarlık bir paket almanız gerekiyor. O paketi almadan Dark Steel kazamıyorsunuz. Sadece minik level'ınızı yükseltebiliyorsunuz. Burası da XP kasacağınız bir yer. Bunlara daha sonraki videolarda değineceğim zaten. Oyunun sizi yalnız bıraktığında, yani görevleriniz bittiğinde, oyun yalnızsın artık, tek başınasın dediğinde buraya gelip, burası Select Tower, buralardan XP kazıyorsunuz. Ama sağ altta gördüğünüz gibi 1 saat veriyor size. 1 saatte vigorunuz doluysa buraya girip XP kasıyorsunuz. Ne kadar kasabilirseniz, çünkü içerisi çok kalabalık. Vigorunuz dolduğunda giriyorsunuz bu bölümlere. Bir yer daha var. Burası Salet.
Burada XP kazıp coin kazanabiliyorsunuz. Burası da Pandomik. Pandomik'te de hem güzel coin kasıyorsunuz, şu ortadaki Dark Steel değil. Ortadaki coin'den kazanıyorsunuz. Burası güzel coin veriyor. Ama şu alttaki itemleri görüyorsanız eğer, o alttaki itemleri daha düşüremedi. Kimse düşüremedi. Bizim klandan da kimse düşüremedi. Bazen nadir yeşil düşüyor. Genellikle çöp düşüyor. Oyunun dediğim gibi şans oranı inanılmaz düşük. Tabii oyunda 40 level olmanız gerekiyor ki Snake Pit diye bir yer açılsın ve ilerleyebilirsiniz. Çantamda 10 tane avatar ve 10 tane pet bileti varmış. Onları da bari videonun şansını açayım ben. Yani ne çıkacak bilmiyorum ama şimdiye kadar hiçbir şey çıkmadı. Sırf yeşil çıktı. Mavi bile çıkmadı. O derece şans oranı düşük. Şimdiye kadar bir 300 tane açmışımdır herhalde oyuna başladığımdan beri. Biriktire gidiyorum ben. Yine yeşil. Hiç şaşırmadım. Bu açtığınız şeyleri kombin yapabiliyorsunuz. Bunu da açtıktan sonra kombin sistemini de göstereyim. Pet'te de sanırım bir tanesi yandığına göre bir tane verdi. O da yeşil çıkartmıştı. Şaşırmadım. Bunları açtıktan sonra kombin yapabiliyorsunuz bunları. Yani beyazları beyazlarla, yeşilleri yeşillerle kombinleyebiliyorsunuz. İlk önce beyazları kombinleyelim. Yani bunda da iyi bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama evet, hiç şaşırmadım, yeşil verdi. Bu avatarlar önemli. Minik, bazı avatarların özellikleri minik, kazı yapma özelliği var, balık yakalama özelliği var. Kritiğinizi arttırıyor, damage'inizi arttırıyor. Avatarlar gerçekten bu oyunda önemli. Önemli olduğu için de size çok zor veriyor. Yani oyun sizi para harcamaya zorluyor. Birazcık da hırs yapıyorsanız ki yapmayın. Çünkü oyun sizi gerçekten para harcamaya zorluyor. Oyunda dediğim gibi yani para kazanılır mı? Ben oyunu saldım. Yani free to play oynuyorum. Free to play nasıl oynuyorum? Yani genelde marketten alım satım yapıyorum. Öyle idare ediyorum. Şu event yerine giriyoruz. Şu Hidden Valley paketini, 10 dolarlık paketi satın alıyoruz. Ve yukarıda size Hidden Valley Minik bileti veriyor. Bu biletle Dark Steel kazabiliyorsunuz. Yani oyun size diyor ki 10 dolarlık bu paketi al, ben de sana Dark Steel kazmana izin vereyim. Siz bu 10 doları yatırıyorsunuz. Level'ınızı da 40 level'a getiriyorsunuz. Minik level'ınızı da yükseltiyorsunuz. Snake Pit'e gidip kazım yapıyorsunuz Dark Steel. O da botlar size izin verirse. İnanılmaz bot var oyunda. Ben nasıl oynuyorum? Ben şu şekilde oynuyorum. Farmdan düşürdüğüm itemleri markette satıyorum. Burası market. Oyunun marketi. Yan tarafta burası da benim farmdan düşürdüğüm itemleri sattığım yer. Yani şu anda bu itemleri satıyorum. En sağ tarafta benim şu ana kadar sattıklarım. Ben bu sistemle gidiyorum. Farm yapıyorum, itemlerimi düşürüyorum ve şuradaki altından biriktiriyorum. Onu da niye yapıyorum? Craft sistemi o kadar kötü ki hem sizden 2000 Dark Steel istiyor hem de size kolyeyi yakıyor. Yani kolyeniz, şurada göstereyim tekrar, kolyeden ilerleyeyim. Kolye 2000 Dark Steel istiyor bir craftlamaya ve size, dediğim gibi iki kere denedim, ikisinde de bana kolyeyi vermedi, 4000 Dark Steel kaybettim. Ben de ne yapıyorum? Farmdan düşürdüğüm itemleri markette satıyorum, altın biriktiriyorum ve geliyorum aşağıda o kolyenin aynısını buluyorum. Craftlayıp Dark Steel'imi riske atacağımı, geliyorum buradan 86 altın, 100 altın, 90 altın veya neyse o kolyeyi altın biriktirerek satın alıyorum.
Hem Dark Steel'imi riske atmamış oluyorum, hem de strese girmiyorum diyeyim açıkçası. Çünkü iki kere yaktım, çok sinirlendim, strese girdim. Buradan gelip yani oyundan kazandığımı oyuna veriyorum. Böyle idame ettirdim 40 level'a kadar. Farmlardan düşürdüğüm itemleri markette sattım. Oradan altınlarımı biriktirdim. Markete girdim. İşime yarayacak itemi buldum. Satın aldım. Genellikle set itemlerimi tamamladım. Set itemlerimi tamamladıktan sonra lazım olan itemlere yöneldim. Şimdiye kadar satın aldıklarımdan çok güzel bir altın biriktirmiştim. Sanırım bir 2K falan altın biriktirmiştim. İtemlere harcadım ki harcamak zorundayım. Çünkü belirli bir level'a geldiğinizde zindanlar ve farm yaptığınız canavarlar da güçleniyor tabii haliyle. Onlara damage atmanız için mutlaka itemlerinizi yükseltmeniz gerekiyor. Onlara harcadım. Yani buradaki craft sistemi Dark Steel 1614 kalmış. Yani o da dediğim gibi kolyeden dolayı iki kere kolye yaktım. Size verme garantisi yok. Şans oranı inanılmaz düşük olduğu için. Dark Steel'i başka nasıl kazanabilirsiniz? Burada gördüğünüz gibi klan görevlerinden. Her klan görevi bakın altta 300 Dark Steel veriyor. 300. Yani şurada 3 görev yapsanız 3, 6, 9, 900 Dark Steel kazanıyorsunuz. Yani günde klan görevinden size 900 Dark Steel geliyor. Tabi alttakileri de yapabilirsiniz gücünüzün yettiği kadar. Yani kafadan garanti 300 Dark Steel, 900 Dark Steel'iniz var. Ne yapıyorsunuz? 900 Dark Steel'i biriktiriyorsunuz. Craft yapmaya gidiyorsunuz. Yani 9, 9, 18, 1800, hadi biraz da olsa 2000. Yani 3 günde bir şey craftlayabiliyorsunuz. Klan görevlerinden biriktirdiğiniz Dark Steel'lerle. O da yanınca içinizi çok acıtıyor. Gördüğünüz gibi istediği Dark Steel'leri görüyorsunuz. Mavilerde 30 bin Dark Steel istiyor ki bunu klan görevlerinden sadece kral görevlerinden biriktirmeniz imkansız. Yani illa kazı yapmaya zorluyor sizi. Ben ne yapıyorum? Dediğim gibi işte burada marketten farm yaptığım itemleri satıp altına çevirip bana lazım olan itemleri burada bulup alıyorum. Ya mavi itemleri görüyorsunuz. 3900, 9000. Ya bunları biriktirmesi biraz daha kolay. Mavi item yapması zaten imkansız. Çok vaktinizi alacak. Çok farm yapmanız lazım. Yani biriktirip bir mavi item buradan ya da işinize yarayan yeşil bir item, güzel bir item denk geldiğinde alabilirsiniz. Ben burayı çok takip ediyorum. Free to play oynadığım için. Hani sürekli markete giriyorum. Bir şey düşmüş mü ona bakıyorum. Fiyatı düşmüşse alıyorum. Biriktiriyorum. Kendimi tutuyorum. Altınlarımı biriktiriyorum. Güzel bir iteme saklıyorum. Güzel bir item geldiğinde de markette fiyatı da düşmüşse gidip onu alıyorum. Dediğim gibi Dark Steel kazanmanız için şuradaki minik level'ınızın yüksek olması gerekiyor. Yüksekteki custom'la en fazla 30 güzel bir Dark Steel kazmak istiyorsanız Snakebit'te. Dark Steel minik level'ınızı nasıl yükseltirsiniz? Haritaya giriyorsunuz. Haritada ilk başta düşük level'dan başlıyorsunuz. Çünkü sıfırdan başladığınız için sıfırdan bir oyun kasıyormuş gibi düşünün minik level'ınızı kasmayı. Şurada Ginkgo Valley var. Ginkgo Valley'e girip kazmaya basıyorsunuz. Orada normal win var. Buraya gidip burada bir 10 level'a kadar getiriyorsunuz veya 11 level'a kadar burada bir kasıyorsunuz. 10 veya 11 level'a kadar burada kastıktan sonra bir üst haritaya çıkıyorsunuz. Yani size 12 level, 13 level minik yerlerini açacak bir üst haritaya çıkıyorsunuz. Yani o da aşağıda, o da Ginkgo Valley. Link yeri yani 1F, 2F buraların level'ları yüksek. Size buralarda 12 level'lık, 11'lik level, 11 ve 12'lik level yerleri veriyor. Burada da 11 level'dan sonrasını kasabilirsiniz rahat rahat. 18, 19, 20 level'a burada getirdiniz diyelim. 20 level'dan sonra başka bir haritaya geçin. Orada devam edin. Tabii bunun yanında başka şeyler de yapmak zorundasınız. Dediğim gibi yani görüyorsunuz her şey Dark Steel. Her şey. Yani oyunun
Bütün her şeyi Dark City. Ve onu da kazmak için şu paketi mutlaka almanız gerekiyor. Yani bu paketi almadığınız zaman Dark Steel kazanamıyorsunuz. Oyun size diyor ki bu paketi al kardeşim, ben sana Dark Steel kazdırttırayım. Sabahtan akşama kadar kazım yap. Carımın level'ı ne olacak? Bir hafta kazım yaparsın, bir hafta carının level'ını yükseltirsin. Maçı öyle idare edersin. Dediğim gibi ben biraz oyunu saldım. Free to play gittiğim için. Farm yapıp item düşürüp pazarda satıyorum. Öyle idame ediyorum. Para kazanılır mı? Çok zor. Çok vakit al. Yani çok vakit harcamanız gerekiyor. Telefonla oynuyorsanız hele çok zor. Bilgisayarda oynuyorsanız 2-3 hesap açmanız lazım kafadan. Belki de daha fazla oynamanıza bağlı. 1 milyon Dark Steel biriktirmeniz lazım. O Dark Steel'leri drone'a çevirmeniz lazım. Drone'un kuru 0,0033'tü dediğim gibi. Artık o da ne kadar yapıyor? 200, 250 veya 300 lira mı bilemiyorum. Bu şekilde. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi minik level'ınızı kazanmak istiyorsanız mutlaka yükselmeniz ve o pakette satın almanız gerekiyor. Yani para kazanılır mı, kazanılmaz mı?